Soylu ve ekibi başaramadı. Bu ne demek? Bunu biraz anlatmak isterim. Sonra da sana sormak isterim. Ayanbola Kaplan'a operasyon yapılmıştı geçtiğimiz yıl itibariyle ve bir süre sonra Ayanbola Kaplan dosyasındaki bilgiler ortaya çıkmaya başladıkça bu bilgileri emniyete, bürokrasiye ve bu emniyetle bürokrasinin Süleyman Soylu'nun emniyet ve bürokrasi olduğu düşünülürse bundan bir takım rahatsızlıklar oluşmuştu. Bu rahatsızlıkların bir tarafı eski dönem emniyetteki kritik isimler nedeniyle Servet Yılmaz mesela, Alparslan mesela, MHP ile de aralarında geçişkenlik olan personelle bir biçimde nasıl olduğunu biliyoruz aslında. Müdahale edildi bu dosyaya. Ayanbola Kaplan dosyasına müdahale edildi. Burada da bu işin içerisine tetikçi gazeteciler ve yandaş medyanın bir kısmı girdi. Ayanbola Kaplan örgütü aklanmaya çalışıldı. Bunun bir amacı vardı. Eğer Ayanbola Kaplan'la ilgili suçlar tam olarak kamuoyunun gözü önünde aktarılmaya devam ederseydi buradan bürokratlar ve saydığımız isimler de suçlu olacaktı. Dolayısıyla sulandırıldı dosya. Hem de çok tuhaf bir biçimde sulandırıldı. Gizli tanık Serdar Sertçelik üzerinden sulandırıldı. Serdar Sertçelik'in ifadeleri aslında kendisinin suç örgütünün iki numaralı ismi olması kabul edilmeliydi. Fakat Ayanbola Kaplan suç örgütünün ısrarı ve içerisindeki avukatlar nedeniyle savcılara uzanan bir organizasyon yapıldı. Serdar Sertçelik bu organizasyonun içerisine baş tarafına yerleştirildi ve dedi ki aslında Ayanbola Kaplan üzerinden devlete darbe yapılıyor. Bir takım isimler verdi. İşte Bekir Bozdağ gibi isimler verdi. Erdoğan'ın avukatından söz etti. Tabii ki Süleyman Soylu Ayanbola Kaplan'la başından beri anıldığı için bu ismi verdi. Ama dedi ki adeta biz sütten çıkmış ak kaşığız ve bu bürokratların kellesini almak için bu polisler darbe girişiminde bulundular. Sanki bu polisler kendileri bu operasyonları yapmış gibi ve bu polisler darbe yapma girişiminde bulundular dedi. Aslında çok enteresan bir şey oluyordu. Özet kısmında bu devlet içerisindeki kliklerin, Süleyman Soylu gibi şaibeli isimlerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da bir operasyonuydu. Şimdi ilginç bir gelişme yaşandı bugün. Polisler tahliye oldu. Yani darbecilikle suçlanan Ayanbola Kaplan'a operasyon yapan polisler tahliye oldular. Şimdi sorularımız var tabii. Peki bu operasyonu kim yaptırdı? Polisleri darbeci olarak günlerce kamuoyunda buradan bir Fethullah Gülen darbesi çıkar diye bu davulu kim çaldı? İsimlerini tek tek verelim bir kere daha. Sabah gazetesi baştaydı. Nedim Şener var bu isimlerin içerisinde. Sabah gazetesinden Mahmut Öğür var. Bunun dışında da Sabah gazetesinin pek çok yazarı bu işe karıştı. Ve tabii troller. Şimdi ne olacak? Yani polislerin tahliye olduklarına göre darbe yapmadıkları anlaşıldı. Darbeyi kim yaptı? Ve kimin adına konuşup darbe yaptılar? Daha doğrusu daha açık sorayım, daha açık ifade edeyim. Süleyman Soylu ve ekibi bu darbe aparatlarına nasıl bir yol açtı, nasıl yönlendirdi, nasıl bir darbenin yapılmasına olanak verdi? Şimdi bu dosya üzerinden ortalık çok karışacak. Bir kere daha ifade edelim, bu dosya siyasete de uzandı. Bu dosya MHP'ye de uzanıyor. Sinan Ateş dosyasıyla eş güdümlü bir biçimde. Neden bunu söylüyorum Figen? Bu konuda çok yeni bilgilerim var. Bunları da paylaşacağım. Yarından itibaren paylaşacağım. Evraklar bekliyorum. Evraklar üzerinden okumak için. Bu evraklar üzerinden paylaşacağım. O zaman kamuoyu bir kere daha görecek. Aslında Sinan Ateş cinayeti içerisinde Servet Yılmaz'ın ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın kasıtları ya da dahilleri neymiş? Bu konuda da bilgi vereceğiz. O nedenle diyoruz ki bu siyasete uzanan da
bir durum Ayhan Bora Kaplan dosyası. Tabii burada bir savcının ismini daha söylemek istiyorum. Ahmet Akça. Ahmet Akça da Ayhan Bora Kaplan'ın Dubai'ye kaçan avukatı Cengiz Haliç'le beraber Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapılması için çok etkin rol oynadı. Aslında bu tip dosyalarda örgütün iki numaralı ismi gizli tanık falan yapılmaz. Yapılsa hani bir kere hani tahliye edilmesi, ev hapsi verilmesi falan çok mümkün değildir ama buralardan en azından itirafçı yapılır. Fakat gizli tanık yapıldı. Çok enteresan bir biçimde. Burada çok suçlu var. Ve bu suçların üzerine gideceğiz. Bunu ifade edelim. Ne düşünüyorsun Figen? Sen zaten detaylı anlattın. Anlatacaklarını da merakla bekliyor olacağız tabii ki. Gelen bilgilere göre, paylaştığın üzere. Benim garipsediğim şu, yani böyle soruşturmalar yapılmaz. Bu kadar ciddiyetsiz soruşturmaların yapılıyor olduğunu biz bu dönemde şahit oluyoruz. Bir örgütün iki numaralı ismi yurt dışına bir şekilde kaçıyor. Hem de garip bir şekilde, biliyorsun işte ayağından vuruluyor adli denetim. Sen onun adli kontrolü, onları anlattın zaten. Sonrasında bu suç yakıştırmasıyla yargılanan, hakkında davaları olan, daha öncesinde de bir takım sabıkaları olan birisinin ifadesi alınıyor ve darbe kalkışmasından söz edilebiliyor. Fakat yani bu ciddiyetsiz, bu keyfi soruşturma sonrasında da işte bugün polislerin tahliyesini görüyoruz. Ben bu detaylara girmek istemiyorum ama ben teknik olarak şunu vermek istiyorum. Hala çok ciddi bir çarpışma, hala çok ciddi bir çatışma nerede devam ediyor? Sokakta değil. Devletin kanatları arasında, devletin bürokratları arasında, devletin kademeleri içinde çok ciddi bir yarılma var ve bu yarılma üzerinden de maalesef biz bu çatışmaları görüyoruz. Bu soruşturma bu şekilde açıldı. Bu soruşturmanın böyle açıldığı anlaşılıyor. Bugünkü tahliye kararları da bunu teyit ediyor. Pek çok 9 polis şefi var değil mi burada? 9 tane. Evet, 9 polis şefi var. 2 tanesi önceden tahliye edilmişti. 7 tutuklu vardı ve hepsi tahliye edilmiş. Hangi dönemde görülmüş acaba bir sanığı? Hem çok ciddi bir davanın sanığını, ifadesini esas kabul edip bir darbe kalkışmasından söz edilmesi. Bak şunu söyleyeyim. Burada AKP kanadı, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan buralarda hiç müdahale olmadı. Sessizlik de bu sonuçların takip ettiler, süreci izlediler. Bence bir takım ellerinde dosyaları olan sadece MHP kanadı değil. Yani ben bunu çok net olarak buradan görüyorum. Ama bilgim var mı, ne var onu bilemem. Ama görünen o ki bu ses, Erdoğan'ın bunu sakinlikle karşılaması, süreci izlemesi, süreçte de polislerin tahliye olduğunu bugün görmemiz, bir takım kayda alma işlemlerinin bu karşılıklı yarılma sonrasındaki çarpışmada bizim Cumhur İttifakı veya işte yönetim kadrolarında bulunanlar, siyasetçiler ve siyasetin altında yapılanan atama usulü yer alan bürokratlar devleti birlikte yönetiyor gibi gözükseler de devleti birlikte yönetmiyorlar. Birbirlerine karşı kalkışma halindeler, birbirlerine karşı delil toplama halindeler, dosyalar oluşturma halindeler. Devlet böyle yönetilemez ki. Yani yönetilmeyi bırak, bir devletin varlığından, sağlığından söz edilemez. Ama çok talihsiz bir dönemdeyiz. Fakat ben bunun sona doğru gittiğini, sona doğru yaklaşıldığını düşünenlerdenim. Bu taşınamaz bir yük. AKP için bile taşınamaz bir yük. Bir gün bunun nihayete erme şeklini göreceğiz. AKP bu konuda çok daha mahir. Bunun birkaç değişik türünü yaşadı. Bunu biliyor. Yani nasıl geliştiğini ve nasıl kayıtlar tutulduğunu. Kendisi de zannediyorum öğrenmiştir artık. Zaten MIT denen Milli İstihbarat Teşkilatımız var. O da boş durduğunu zannetmiyorum. Daha önce bu konuda tutulan raporlardan da söz edilmişti hatırlarsan. Gazeteciler de bunu yazmışlardı. Ama bu böyle olmaz. Yani burada her iki tarafı da devleti bu hale getirdikleri için, yönetilemez hale getirdikleri için, devletin hukuk devleti vasfının yitiriliyor olmasına fırsat tanındığı için bence çok ciddi sorumlulukları var.